Selamlar herkese ben Özgür. Yine bir oyuncu ekipmanı incelemesiyle karşınızdayım. Bugünkü konuğumuz da Fantech Helios 2 Pro isimli oyuncu mouse'u. Hemen zaten kendisini de burada görebilirsiniz. Kendisini yaklaşık 1 1,5 haftadır kullanıyorum ve Red Esports'tan bu arada aldım. Sağolsunlar kendileri bir inceleme ürünü gönderdiler bana. Bu arada eğer siz de bu ürünü ve Red Esports'un içerisinde herhangi bir ürünü satın almak isterseniz satın alma kısmında kupon koduna ZGR50 zaten açıklamalar kısmına yazacağım. ZGR50 yazarsanız ufak bir indirimde kazanmış oluyorsunuz. Sağ olsunlar bana bu mouse'u gönderdiler denemeni istiyoruz der ve denedikten sonra da neden denememi istediklerini anladım. Gerçekten de çok güzel bir mouse olduğunu söyleyebilirim. Artık alıştığımız bu Razer Logitech seriz gibi markalar açıkçası beni biraz sıkmaya başladı. Çok benzer tarzda çıkartıyorlar. Ama bu ürün daha öncesinde incelediğim Dragonfly F1 Pro da aynı şekilde e, gerçekten de hani mouse konusunda daha nasıl farklı bir şeyler çıkabilir daha nasıl yukarıya çıkabilir bunları bana gösterdiler bundan sonra bu arada hani zaten klavye videoları biliyorsunuz yoğun daha yoğun geliyor mouse videoları da aynı şekilde gelecek hatta kulaklık videolarına da başlayacağım şimdilik bir iki tane var daha fazlası da gelecek. Dilerseniz hemen Fantek Helios 2 Pro'nun incelemesine geçelim. Bakalım bizlere neler sunuyormuş. Kutunun içerisinde mouse'un kendisi USB adaptör, tip C'den tip A'ya USB kablosu ve USB alıcısı bir set grip tape, 4K polling gold coin, Gilios 2 çıkartmaları, skates seti ve çeşitli kağıtlar çıkıyor. Kutu içeriği bir hali zengin diyebiliriz kısaca. Genel olarak tasarıma baktığımızda aslında hiç farklı tasarım tarzları görmediğimiz dümdüz bir mouse olduğunu söyleyebilirim. Farklı tarzlar denenmemiş olsa da bence sade güzel bir yapısı var ki zaten asıl amaç da kullanımdaki kalite. Sağ ve sol tıklama yine net bir şekilde ayırt edilmiş. Ortada da mouse'un geneliyle aynı renkte olan yani gri renkte scroll tuşunu görüyoruz. Mouse'un arka tarafında minik bir fan tek logosu yer alıyor. Sol tarafta ise sarı renkte mac makro atama yapabildiğimiz tuşlar ve hemen altında da mouse'un modelinin ismi yazıyor. Mouse'un gri renkteki tasarımının üzerine bu sarı tuşlar gerçekten de güzel bir hava katmış diyebilirim. Mouse'un altına geldiğimizde de zaten tamamen sarı delikli bir yüzey görüyoruz. Alt kısımda da bağlantı seçeneğini değiştirebildiğimiz buton ve DPI değiştirebildiğimiz tuş bulunuyor. Her ne kadar mouse düz ve tek renk olsa da alt kısımdaki bu sarı yüzey sanki arabaların altına eklenen neon ışık gibi kendini hissettiriyor. Bu yüzden tasarım konusunda da benim açımdan öne çıkıyor. Bu mouse'un bir de siyah renk seçeneği var. Onu da belirtmiş olayım. Boyut kısmına gelelim. Özellikle tasarımı sebebiyle her iki elini kullananlar için de uygun bir mouse olduğunu söyleyebilirim. Sadece sol elinizi kullandığınızda sol taraftaki tuşlar terste kalabilir. Mouse 120 64 38 milimetre boyutlarında aslında ne büyük ne küçük diyebileceğimiz optimum bir mouse boyutunda olduğunu söyleyebilirim. Ama daha büyük eli olan insanlar için bir tık küçük olduğunu da söyleyebiliriz. Ama ekstra büyük bir eliniz yoksa normal bir boyutta olduğu için mouse'u rahatlıkla kullanabileceğinizi söyleyebilirim. Elin ve mouse'un ölçülerini şu anda ekranda görebilirsiniz. Mouse'un en öne çıktığı nokta ise elbette ağırlığı. 55 gram ağırlığında ekstra hafif bir mouse. Bu tarz ekstra hafif mouse'lar kötü olunca gerçekten de inanılmaz kötü oluyor. Ortası yok ya iyi ya kötü. Bu mouse anlayabileceğiniz üzere kaliteli bir mouse. Malzeme kalitesiyle hem rahatça kavrayabildiğiniz hem de kaliteli hissettiren bir yapısı var. Ekstra hafif olmasına rağmen çim malı dandik hissini vermiyor. Bu arada üst kasa ABS plastik malzemeden ve mat bir kaplamaya sahip. Tutuş şekillerine geldiğimizde ise yine düz bir tasarıma sahip olması sebebiyle her üç tutuş şekline de rahatlıkla uyum sağlıyor. Yani tutuş şeklini dert etmenize gerek yok. Şimdi geldik artık teknik tarafa ve tuşlara. PixArt 3395 isimli sensör kullanan mouse'un aslında bu tarz üst kalite mouse'larda gördüğümüz optik bir sensörü var. Özellikle hız konusunda başarılı. Zaten e-spor odaklı olduğu için sensör konusunda bir sorun yok. Aksine üst segment bir sensör. Bu sensörün bir diğer özelliği de ayarlanabilir LOD yani Lift of Distance. Yani mouse'u yerden kestiğimizde hangi yüksekliğe kadar çalışabileceğini de ayarlayabiliyoruz. Tabi öyle 2 santim kadar yukarı çıkaramıyoruz. Detaylara driver kısmında geleceğim. 50 hızlanması olan mouse'un DPI aralığı ise 400 ile 26 bin arasında. DPI dilerseniz driver'dan dilerseniz mouse'un altındaki butondan değiştirebiliyorsunuz. Bunun da detaylarına driver bölümünde geleceğim. 4K'ya kadar polling rate sunan mouse aynı zamanda 650 IPS. Bu da yine bu tarz e-spor mouse'larında gördüğümüz yüksek bir değer değil. Bu arada 4K polling rate değeri için satılan 4K'lık wireless dongle satın almanız gerekiyor. Mouse tek başına 4K polling rate sunamıyor. Ancak bu üründe yine fan olduğu için yine kaliteli bir ürün olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. 100 milyon tıklama ömrüne sahip olan mouse'un tıklama hissiyatı gerçekten de güzel. Bir önceki mouse incelemem olan Logitech'te örneğin tıklama kısmı daha sertti. Orada daha keskin tıklamalar yapabiliyordunuz. Ancak bu mouse hem geri bildirim konusunda Logitech kadar başarılı hem de Logitech'e göre daha seri bir mouse. Özellikle seri tıklama yaptığınız durumlarda mouse'un size ayak uydurduğunu ve rahatça tıklayabildiğinizi fark ediyorsunuz. Scroll tuşu kaliteli ve yeteri kadar sertliği var. Yani scroll çevirirken istemsizce az veya fazla çevirmiyorsunuz. Sol taraftaki tuşlar ise kullanmak istemeyenleri rahatsız etmeyen ancak kullanmak isteyenin de rahatça ulaşabileceği bir durumda. Dilerseniz son olarak ses testine geçelim. Geldik tezleri. Bu tarz Razer Logitech gibi bilinen markalara göre daha az popülerli olan markalar özellikle tez konusunda ciddi bir fark yaratıyor diyebilirim. Mouse'un üzerinde gelen tezler zaten en özel en kaliteli tezlerden birisi. Bu yüzden değiştirmeye gerek yok. Mousepad'inizin yüzeyine göre mouse güzel bir kayma deneyimi sunuyor. Daha kaygan yüzeyli bir mouse kullanıyorsanız bu mouse ile birlikte mouse'un gerçekten de uçup kaçtığını fark edeceksiniz. Benim tercihim sürtünme kas biraz daha yüksek olan bir mousepad ve daha iyi kayma sunan bir mouse şeklinde olduğu için aradığım kaliteyi sonuna kadar yaşadım buldum diyebilirim. Skatezlerin eğer eskidiğini fark ederseniz kutu içeriğine çıkanlarla da gönül rahatlığıyla değiştirebilirsiniz. Zaten birebir aynısı kullanılmış. Bağlantı kısmına geldik. Mouse kablolu, Bluetooth 5.0 ve wireless desteği sunuyor. Seçenekler arası geçişi mouseun altındaki butondan yapabiliyorsunuz. Elbette kayıpsız bir deneyim istiyorsanız tavsiyem kablosuz. Ancak o kadar kayıpsız olmasına gerek yok. E-sporcu değilim derseniz wireless. Hikayeli oyunlar oynuyorum ve ofis için kullanıyorum derseniz de gönül rahatlığıyla Bluetooth versiyonu kullanabilirsiniz. Kullanım süresi ise bu tarz mouselarda benzer tarzda diyebilirim. Ancak şarj ederken kullanabilme olmanızla birlikte kullanım süresi de sorun olmaktan çıkıyor. Ancak kapatmadan kullanımda bir hafta rahat götürüyor diyebilirim. Geldik son olarak driver konusuna. Driver üzerinden DPI ayarınızı yapabilir ve alttaki tuşa bastığınızda hangi ayarlar arasında geçiş yapmasını istediğinizi ayarlayabilirsiniz. Bunun dışında makro atamalar yapabilir, polling rate'i değiştirebilir, LOD ayarını değiştirebilir ve daha birçok özelleştirme yapabiliyorsunuz. Ayrıca tüm ayarlarınızı farklı profiller oluşturarak mouse'u iyice özelleştirebilirsiniz. Ayrıca dahili hafızası olduğu için mouse'un ayarlarınız korunacak ve başka bir PC'ye taktığınızda bile bu ayarlarla oynayabileceksiniz. Genel olarak değerlendirmek gerekirse farklı özellikler için çabalamayan, görünüş anlamında sade ama özellik anlamında güçlü bir mouse var karşımızda. Kullandığım süre boyunca rahatlığı ve tıklama konusundaki seriliği sebebiyle bir hayli memnun kaldım. Üst segment bir mouse arıyorsanız gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Parasını son kuruşuna kadar hak ediyor. Evet videoda da söylediğim gibi gerçekten inanılmaz memnun kaldığım bir mouse olduğunu söyleyebilirim. Daha öncesinde Dragonfly F1 Pro incelemiştim. Onunla ilgili de çok fazla soru geldi bu iki mouse'un arasında yaklaşık 1000 liralık bir fark olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Eğer fiyat olarak buraya çıkamıyorsanız o zaman rahatlıkla F1 Pro'yu sizlere tavsiye ederim. Tabii ki farklı seçenekler de var ama o tarafta çok fazla mouse kullanmadığım için ne yazık ki net bir şey söyleyemiyorum ama F1 Pro'dan da bir aile memnun kalmıştım. Genel olarak insanlar da zaten memnun kaldıkları bir mouse. Ama eğer 3000 lira civarına çıkabiliyorsanız kesinlikle öneriyorum. Gerçekten de inanılmaz memnun kaldığım bir mouse oldu kendisi. Dediğim gibi bu mouse da dahil olmak üzere Raid Esports'tan herhangi bir ürün satın almak istediğinizde açıklamalar kısmına zaten yazacağım. ilk yoruma da hatta yazmış olacağım. Kupon kısmına satın alım kısmında kupon yerine ZGR50 yazarsanız ufak bir indirimde kazanmış oluyorsunuz. Peki sizler bu mouse'u önce duymuş muydunuz? Hoşunuza gitti mi? Yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.